öteki taraf açılmadı. Hemen açın onu. Niye daha önce yapmıyorsunuz? Yaptı biraz. Çalışıyor. Açın onu. Oynuyor yerinden. Yeniden mi başladık? Şu çarpısa da yetmez mi? Başladık. Tamam. Masum olur. Ha? Benimkiler yanımda abi. Seninkiler yanımda ama bize o sayfa lazım değil. Şu anda bize şey... Tamam, sen onu yaparken sen başla. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmai. Evet. Dersiniz için ismi Kadir. Mikrofonu yapayım. İyi mi? Tamam mı abi siz? Evet abi. Kabir hakkında ilk önce ne anlatacağımızı baştan sıralayalım. Tamamını okumak istiyorum. Yetiştirebildiğimiz kadar da gideriz inşallah. Kabir hakkında külliyatta geçen kelimeler, hepsini almadım, bir kısmını aldım. Sonra sistemsel olarak kabir nerede? Bundan bahsedeceğiz. Kabrin şuurlu olduğuna dair ifadeler mevcut külliyatta yine. Kabrin nurlanması, kabrin tarifi ve hakikati, kabir kapısının tebdili, kabirle dima münasebeti. Bu konuda Harun abiyle birlikte çalıştık abi. Münker Nekir ve kabir münasebeti. Bir de varsa dersin sonunda sual alacağım abi. Bildiğimizi cevaplarız, bilmediğimizi not alır, bakarız abi. Evet, kabir hakkındaki kelimeler nuru kabir, kabir gecesi, kabir kapısı, azab-ı kabir, evvelki menzil, birinci kapı. Sistemsel olarak kabir nasıl, yani süreç nasıl işliyor? Sözler 654'ten okuyacağım. Sizi, sizce idam ebedi olan mevtün zulümatından kurtarıp, kabir hududundan, berzah hududundan, mahşer hududundan, sırat köprüsünden hakim hale geçirilebilir, saadet ebediye mazhar edebilir. Kabir, sonra berzah, sonra mahşer, sonra sırat. Sıralaması üzerine gidiyor abi. Nasıl bilir söyle, yavaş. Kabir. Kabir. Yani noktayı dünyaya koyarsak, tergenin ucunu. İlk önce evvelki menzil, birinci kapı kabir. Kabir. Sonra berzah. Yani gidilen yer. Gidilen yer. Kabir kapısıyla berzaha geçiliyor abi. Sonra mahşer, sonra sırat. O zaman kabir bir kapı gibi kapı. Bir şey. Kabir kapısı zaten üstadın açık ifadesidir. Bilyat içerisinde. Lemalar 129'dan bir atıf yapacağım abi. O kabir... Birisi yapsın sen. O kabir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yoluna kurulmuş, açılmış, evvelki menzil ve birinci kapıdır. Bundan sonra okuyacağım bir külliyattan değil abi, ben kendi istifademi yazdım oraya. Bu alemin kıymeti bilinmezse, çünkü fena bulacaktır, hakikati illaki mahfuzdur ama bu vücut mertebesinde olmayacaktır bir daha. Kabir kapısından geçen için. Bir istisnai durum var, onu ileride bahsedeceğim abi. O zaman fena bulması, Adem'de kalmasıdır. Bu dünyanın fena bulması, bu alem. Vücuda çıkamamaktır. Biz bu dünyada Adem'deyiz o zaman. Allah namına işlemediğimiz her şey, işlediğimiz her şey beş mertebe kar içinde kar bize geri verilecek. Ebedi olacak. Adem'de kalan kalmış olacak. Çıkar. Bizimdir abi. Biraz açar mısın? Ne demek o? Yani şimdi nasıl Adem? Yani... Bak şu anda bu herkes var burada. Ha, bu yeni gelen de var. Evet. Ona geleceğim. Şimdi bir şey mesela dünyalık olarak da düşündüğüm zaman kazandığımız zaman karşılığında bize veriliyor. Yani mesela bir para biriktirip de ev satın aldığımız zaman abi ev bizim olur. Dünya hukukuna göre. Ahiret hukukuna göre Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir şeriat var. Ve gönderdiği bir peygamber var. Bunun dairesinde yaşandığı zaman ve şeriat, peygamberin sünneti üzerinde yaşandığı zaman Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Cenneti verecek,
cennete vaat ettiği niyetullah var. Yani ahiret aleminde ebedi bir saadet bekliyor bize. Saadet bekliyor. Bunu kazanabilmek bu dünyada. Bu dünyadan geçtikten sonra bu kazanılmayacak bir yer. Eğer bunu kazanmışsak bizim için vücuda çıkmıştır bu. Kazanamamışsak Adem'dedir. Allah için değişen bir şey yoktur. Allah için zaten Adem'in sırfı da yoktur. Yani yok olan bir şey yoktur Allah için. Vücuda çıkan şey bizim vesilelerimizde olduğu zaman bize olmuş oluyor. Allah bize veriyor. Yani Allah verdiğini almayacak elimizden. Vermişse bizimdir, vermemişse Adem'dir. Ebediyeti kazanamazsan Adem'desin. Evet, Adem'desin abi. Adem'de de yani bir anda iki türlü kabir bahsinde Hasan abi ders okumuştu. Sözde 143 diye sitede var, o derste dinlenebilir. Bu Adem şu olur mu yeniler için? Çekirdek ağaç olabilirdi, olmadı. Olmadı abi. Bu Adem. Adem'dir evet. Ha Adem, bana merak eden olur. Adem nedir? Çekirdekte program var. Ağaç olabilirdi, istifade edecektik, meyve odun olacaktı. Olmadı. Olmadı. O nedir o çekirdeği? Adem. Adem. Bizim için Adem. Yoksa Allah cahilinde yine ağaç ve çekirdek mevcuttur. Buradan evvelki menzil derken baktığımız yer önemli. Nereye pergeli koyuyoruz? Neyin evveli? Yani pergeli bu dünyaya koyarsak evvelki menzil olur. Kabir evvelki menzil olur. Alem erbaha koyarsak ikincisi olur abi. Bir de anne karma süreci olur. Birinci berzah, ikinci berzah geçişteki kabir ikinci menzilimiz olur. Anne karma yani alem erbaha yani Adem Aleyhisselam'ın hadisesine bak koyarsak pergeli burası kabir ikinci menzil. Yok bu dünyayı noktayı nazar alırsak kabir birinci menzil olur. Ona göre. Bu uzun yolda birinci menzilin dünya, ikinci menzilin kabirdir diyor abi. Bunu da atıf olarak koydum ki yanına. Kafana karışmasın diye. O zaman burası ikinci menzilse birincisini nereden baktı? Ruhlar alemi mi? Alem Erbah'tan baktı abi. Alem Erbah'tan, Rahm-ı Mader'den diye sayacak zaten. Peki Alem Erbah'ta böyle bu dünyayı anlatsalar ruhlar aleminde ağaçlar var, çiçekler var, kelebek var. Kim inanır değil mi? Yani bir anne karnında bir çocuk eli var, ayağı var, hiç kullanmıyor. Tekme atıyor herhalde, başka bir şey yok. Ha, tekme atmayı biz anne karnında öğrenmişiz. Yani. Evet. O nefi ve yolculuk ise, atıfımı okuyorum abi, sözler 31. Alem Erbah'tan, Rahm-ı Mader'den, Sabavet'ten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçen bir uzun sefer imtihandır. Abi olmadan biz kabire kadar gidiyorduk. Uzattı da uzattı. Yani, sırat köprüsü de imtihanı. Evet öyle diyorum. Kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçen bir uzun mezun imtihandır. Burayla alakalı biraz tefekkürüm oldu kardeşim abi. Evet. Sırat dünyada geçilir derler. Böyle bir ifade var Anadolu'da abi. Ne derler? Sırat dünyada geçilir. Sırat köprüsüne kadar imtihan devam edecekse biz ölümle birlikte imtihanın biteceği bilgisi ters düşmekte. Ölümle birlikte sekeratta ve daha sonrası da devam edecek o zaman. Bunu şeytan bizimle kalıyor olmasından anlayacağız. Kalıyor şey yapacak ya, su getirecek ya abi. Dediğim anda al suyu. Ölüm anında su evet. Getiriyor evet. Çünkü nefis tadacak ölümü. Şeytana göre bir şey yok. Devam. O zaman yanlışlık bizim kelimeye yüklediğimiz manada. Bizler ölümü yanlış anlamışız demektir. Ölüm hakikatini anlayanlar düğün günüm demiştir. Ölümü anlamak nefis ve şeytan anlamak demek. Nefis ve şeytan anlaşılırsa ölüm anlaşılacak. Ölüm ne demek? Şeytanın bizimle devam etmesinde bir sır var. O sır ise şeytanın mahiyetinin anlaşılmasıyla olmaktadır. Bizim bu dünyaya gelişimizin sistemi şeytan ise yine buraya gelmek onun yolu olacaktır. Abdülkadir Geylani, Marif-i Kerri, Hayat Aran Usta sayfalarda sayıyor ya. Bu şahıslar öldükten sonra dünyada hükümleri devam ediyor. Tasarruflar. Nasıl olacak bu? Daha önce nasıl gelmişlerse bu dünyaya yine aynı sistemle gelmeleri lazım. Yani giriş çıkış belli. Peki daha önce nasıl gelmiştik? Şeytan sistemiyle gelmiştik buraya. Şeytan sisteminin hakkı verildik. Yani şeytan sistemi çözülürse, şeytanın ne olduğu tam manasıyla anlaşılırsa gidiş dönüş yine şeytan sistemi üzerinde olacak. Abi. Nasıl yani şeytanla bu yol, şeytanla mı geliyor? Biraz veciz konuşuyorsun. Yani. Ya bu şeyde Adem Aleyhisselam cennetten ikrazı meselesinde şeytan ona sirayet ediyor abi.
Bu ne demek? Şeytanın sirayet etmesi. Adem Aleyhisselam'da bulunan bu hissiyatın galeyanı demektir. Adem Aleyhisselam o hissiyatın galeyanına uyup da dünyaya geldiğinde ne oldu? Dünyaya geldiğinde meseleyi anladı. Aa dedi. Demek ki sistem böyle işliyor. Hani dünyaya geldi, ilk önce gelişi bir ceza olarak görülse de yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle geldi yani. Anladı ki bu sistem, yani şeytan sistemiyle, şeytanın çözülmesi sistemiyle buraya geliş oldu. Bu demektir ki yine gelme bir tane sistemle. Bu yüzden ölümle birlikte nefis ölümü tadıyor, şeytan duruyor abi. Biz mesela kürse kadar sürekli şeyi sayıyoruz mesela, kürse kadar Mikail Aleyhisselam diyoruz. Peki altı ne olacak? Alem-i şehadet, dünya, berzah, kabir, aşuradaki sandal sayılan şeyler. Bunlara da müekked bir melaike lazım abi. Azami derece. Diğer büyük dört melaike gibi. Bu sistem o şekilde çözülürse, tefekkürün bu yönde abi. Yani ancak nasıl bu şekilde bir defa gelinmişse yine gelinebilir. Yani vefat ettikten sonra tabii, tekrar mı? Tekrar gelinebilir. Nasıl ki Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi zatların tasarrufları devam ediyorsa aynı şekilde devam edilebilir. Bunlar gelmişlerse bir sistem üzeri gelmişlerdir. Bir sistemi aktif edip. Bir sistemi aktif edip. Şeyde mektubatta diyor ki evliyaların çoğu diyor. Bir evet, alevi. Yani bu geliyormuş. Evet abi. Ama böyle oturup da ders dinleme yok o zaman. O zaman artık ders dinleyecek, terakki edeceksin değil. Başka bir vazife var. Evet tabi vazife alınıyor. Mesele çözülmeyecek. Böyle bir vazifemiz yok. Yani ama şöyle anlaşılır. Bir daha gelinecek deyince evet, birden imtihana gireceğiz. Ha, yok imtihan yok abi. İmtihan yok. İmtihan, zaten bu meseleyi çözen adam imtihan meselesi kalkıyor gibi yani. Çünkü artık sistemi anlamış adam. Sisteme göre hareket ediyor. Diğer türlü zaten hani mesela günah giren insan o halisin bir nebze olsun kendine bir şey hali oluyordu. Bir boşluk hali, bir boş bulunma hali. Bir Müslüman için konuşuyorum abi. Bir günah girme hali onun için bir boş bulunma halidir. Bu sistem çözüldüğü zaman onu da kendi sistemine katacağı için, kendi halinde aktif olacağı için adamı tanıyacağı için o boş bulunma hali olmayacak. Mesela biz kötülüğünden emin olduğumuz bir adama karşı sürekli refleks halinde dururuz ya. Yani. Burada da yine aynı sistem olacak yani. Şeytanı kendi sistemimizden hariç saymak bu hakikatten mahrum kalmaktır. Nasıl Mikail Aleyhisselam kürsü temsil ediyor ise kürsüden aşağı alemlerin mürekken meyakesi şeytandır diye tefekkür ettim abi. Sistemi anlamak, hükmetmek aynı şey. Çünkü sistemi anladığın zaman Allah sana vermiş demektir bunu. Verdiği şeyi de almayacak. Yanlış mı oldu abi? Şimdi şeytan melek dedin de. Ve Azazil. Azazil. Şöyle. Şimdi üniversite diploması olunca adamın ortaokulda silinmiyor ya. Evet. Ortaokul ve lise diploması silinmiyor. Üniversite diploması varsa bu da tam. Kürste, kürse hakim olan ne melekesiydi? Mikail abi. O zamandan aşağısının hepsine hakim. Şey meratip o zaman. Peki ne yapıyor? Şeytan burada ne iş yapıyor? Şeytan bu hakikatların mertebelenmesi ve çeşitlenmesi. Ağırlıktır, şeftalidir. İyidir, kötüdür. İyi adam, kötü adam. Bunları derecelendiren ve tasnif eden ara boşluğudur şeytan. Yani sistemi ona teslim etmiyoruz. Onu kullanıyoruz abi sistemi. Sistemin içinde kullanıyoruz. Sistem, zaten Mikail Aleyhisselam'a da teslim etmedik ki. Ha, yani kürste Mikail'i bırakırsak, oradan aşağıya şeytanı verirsek... Demeyiz, öyle diyemeyiz. Ha, o zaman vay halimize tamam. De. O zaman Azrail nasıl bütün sistemi o şekilde evet. Canibinden hakim, her zaman Cebrail Aleyhisselam nasıl ki üstündedir. Aynı o şekilde tek tek mertebe sayarsak bu en altta kalıyor abi. Şimdi bu biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Yani sistem nasıl işliyor? İnsan bilirse her şey kolay oluyor. Mesela ölüm kolay, kabir kolay, psikolojisini çözmek. Yani bu şeytan bir sistemdir. Evet abi. Yani bu sistemin içerisinde ölüm denilen de bir başka bir forma. Bu sistem diye mantığımıza veya böyle kültürümüze oturursa bu derslerle sistemdir ya, melekedir falan. Öyle bir yaygın bir sistem yazılım. Herkesin bir vazifesi var. Evet. Yoksa diğer türlü sanki yani şeytan Allah göndermiş.
bize bir yolda sapıtsın, evet. Soksun bizi cehenneme. Yani öyle anlaşılıyor işte, öyle değil. Yani çünkü sürekli dışarıda sualler bu cihetten, yani Allah'ın rahmetine nasıl yakışıyor falan gibi haşa. Sistem çözülmediği için, onu da senden hariç düşündüğün için hariç kalıyor abi. Şeyde Ehl-i Sünnet'i diğer mezheplerden ayıran, yani Vehhabilerden mesela, adaleti mutlaka olan bir Allah'ın yeryüzünde nasıl zulüm var? Evet. İzah edememesinden. Ama bu sistemi çözerse o zulüm denilen şey ara boşluklarıdır. Doğruların ara boşlukları. Neyse. Devam edelim. Yine bir sıralama var abi. Onu da atıfını yapayım. Sonra kabinin şuurlu olmasına geçeceğim. O çok ilginç. O yolculuk ise alem ervahtan, rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedül abad tarafına giden bir yolculuktur. Kabrin şuurlu olmasına dair de 3 tane atıfım var abi. Kabrin şuurlu olması. Kabir derken şu mezar. Evet, yani kimine göre mezar, kimine göre kabir. Nasıl bakarsan abi. Mezar diye bakarsan taş parçası. Evet. Şuurlu olmasa kate merak ettim. Evet. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi. Kabir insanı bekliyormuş abi. Cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Kabrin şuurlu olduğu anlaşılıyor. Oranın müdekkeri meraisi kim ise hayal alemindeki sureti ejderha. Çünkü hayalen oyara girdim diyor. İleride geldi bir yer bir şey atıf yaptım abi. Hayalen girdim diye. Sekizinci sözler. Evet kabir. Kabir ejderha ağzı hiçlik yatağı sen gibi görmem. O edin sözde. Evet. Demek ki suret hakikati bahçe. 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 O zaman bu hayal midir yani biraz? Hayaldir abi. Hayalen girdi çünkü. Birkaç yerde daha geçiyor. Hayalen gittim diyor. Oradan hayalimi çektim diyor. O zaman kabir böyle dehşetli gibi gözüküyor ama öyle değil. Değil, yani. Değil abi. Hakikatinde bahsedeceğiz inşallah. Kabre koydular, kabri dışarı yaptı diyorlar. Zamanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gelen bir adam. Veyahut deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar, ta ki ecel onu görmesin, kabir ona bakmasın. Zeber eşya ona ok atmasın. Sözler 170, ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Çünkü korkulacak bir şey değil. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder? Merdane kabre bak, dinle ne talep eder? Erkekçesine, ölümün yüzüne gül, bak ne ister? Yani hakikaten kabir bir sistemdir bildiğin zaman. İnsan ne kadar rahat ediyor ya. Sistem ya. Evet abi. Bak. Kabirin tarifi ve hakikati. Buradan bahsedelim biraz abi. Atıfımız sözde 204. Sorusu olan sorabilir ha bu arada. Tabii tabii. Bununla alakalı. Sonuna bırakmaya gerek yok. Evet. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Sözler 605. Nasıl abi? Zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlere kapısıdır. Abi ülkemde bir iki atıfım var. Ondan sonra kendi istifademi paylaşacağım. O zaman şöyle yaparız. Kabir hakikatinden diğer bir mevzuya geçmeden tekrar döneriz. Tamam. Yani kabir ejderha ağzı olmadığını belki bağıştan rahmet açılan bir kapı olduğunu gösterir. Büyük Mesnevi 256. Kabir bir kapıdır ki batını rahmet, zahiri ön tarafı ise azaptır. Kabirdeki sıkıntı zahirde kalmaktan kaynaklanmaktadır. Bir dakika, kabirin batını yani o öteki tarafı evet. Rahmet, şimdi biz buradan bakarken azap, korkuyoruz, azap. Azap çekiyoruz. Vay be. Peçelenmiş. Yani azap çekiyorsak bu demektir ki öndeyiz. Arkaya geçmek lazım. Arkaya geçmenin sistemi de külliyatta var. Nasıl vay geçeceğiz? Be, bak şimdi buradan bakıyoruz, daha gitmedik, korkuyoruz. Girince rahat edeceğiz. Evet. Buradan yine de rahat edebiliriz, yeter ki bakmayı bilelim abi. Allah'ım. İnsanlar koşup gitmesin diye herhalde öyle gözüküyor. Evet. Peçelenmiş abi. Güzel de örtülmüş abi. Bir zat böyle demişti. Kabrin güzelliğini insanlar bu dünyada görseydi intihar edip geçerlerdi. O intihar etmesinler, yaşasınlar diye kabri, kefene, toprağa, perdelik taşlara, çamurlu toprağa gizlemiş. Evet. Kabirdeki sıkıntı zahirde kalmaktan kaynaklanmaktadır. Okuduğum kısım ben istifadem abi.
Biz ise kalın puntoyla yazdığım şeyler külliyattan, kırmızı olan yazıklar başlık, ince puntoyla yazıklar da benim. Kendi istifadem abi. Kabirdeki sıkıntı zahirde kalmaktan kaynaklanmaktadır. Biz ise batının batınına geçeceğiz inşallah. Çünkü oraya girmek, oraya ulaşmak ve hem orayı hem burayı yaşamaktır ki insanı berzah olmak demektir. Abi, kabrin batınına geçmek öldükten sonra olacak. Kabrin batınına geçeceksin, meselenin hakikatine vakıf olacaksın. Peki buradayken geçenler nasıl olacak? Batının batınına geçmesi lazım ki, yani hem burayı hem burayı yaşayan birisi olması lazım ki, hem oraya hem buraya da hükmü olsun. Bu da ne olacak? Hani bazı yıldızlar vardır, başka alemlerin güneşleridir diye bir ifadesi var işte. Bu tarz yıldız olmak misalinde geçiyor abi. Sahabenin özelliğidir. Yıldız olan bir insan insani berzaktır. Hem burayı yaşıyor hem orayı yaşıyor. Yaşıyor. Enfüsün dibine vurmaktır belki abi. Kabirde olduğumuzu nereden bileceğiz? Bir sual. Ha şu anda kabirde olabilir mi? Olabiliriz. Belki de kabirdeyiz. Yani dedik ya bazıları hem oraya hem buraya yaşıyorsa hem kabirde hem burada. Bakalım bakalım. Ve şu aralar 259. Ve kabirde yalnızsa, kimsesizse, karanlıktaysa, soğuk, dar bir hapsi münferitte bir tecrid-i mutlak içindeki tevahuş ve mesuliyetten tedemmüş ederken birden Münker ve Nekir tayfesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Bunlar olan adamlar abi. Kalbim ve kavrim genişlendiler, nurlandılar, hararetlendiler. Alem ervaha pencereleri açıldı. Bu özellikler, oradayken hissettiklerini anlatıyor. Bunu hissettim, bunu hissettim. Bu hislerinde olan kişi varsa kabirdedir diyor abi. Peki mesela adam öyle bir psikoloji haleti yaşıyor ki yalnız. Evet. Ama herkesin içinde. Anne babası bile yabancı görüyor. Ondan sonra kendisini kimsesiz görüyor. Öyle hiç kimse beni anlamıyor, kafa sipsiyah, karanlık. Ondan sonra soğukta nasıl insan içe bürkülür, içe döner. Soğuk böyle, insanlar da böyle. Evet abi. Ondan sonra küçük dünyası odaya kadar sıkışmış. Tek başına kalmış bu adam, bu dünyadayken demek ki girmiş mi? Girmiş abi. Girmiş ama girdiğinin farkında değil. Biri ayıktırmak. Demek ki kabirden korkuyorsa kabirde. Kabirde. Sözler 425'ten yaptım var abi. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ileyhi türcevun, yani kabirden sizi ihya edip haşre getirip huzur-u kibriyasında hesabınızı görecektir. Kabirde tekrar bir ihya olacak, anne karnına benzemektedir. İkinci hayatlar hep berzahta kazanıyoruz. İkinci hayatlar. Ha, orada tekrar. Evet, ikinci bir hayat. İhya var diyor abi. Yani anne karnında nasıl dünyaya doğduksa, İhya olmuşsa, o kabire girdiğince orası da anne karnı gibi. Anne ikinci bir. Haşir meydanına mı doğacağız? Evet abi. Dedik ya, birinci pergeli anne karnına koyarsak burası kabir. İkinci menzilimiz, birinci menzili dünyaya koyarsak, gelmiş sayarsak kendimizi, birinci menzilimiz kabir olur. Aynı şekilde yani anne karnındaki sistem orada cari. Başka bir hayata alışmamız için önce bir oryantasyon geçiriyoruz abi. Ne demek onu ben bilmiyorum oryantasyonu. Yani şimdi yeni memur bir yere atandığı zaman bir müddet şey yaparlar. Bekletiyorlar abi. Öyle mi? Evet. Yani, sağlamadı. Bir de şey vardır. Aynısı mesela usta çırak ilişkisinde de gözükür. Ustanın yanında bir müddet kalır çırak. Görür bakar. Bu mesleğe alışma sürecidir abi. Evet. Şimdi Hafız Alabil'e alakalı bir yer okuyacağım abi. Meyve Risalesi'nin hakikatini ilm ve yakin ile bilen bu kahraman kardeşimiz. Aynı yakin ve hakka yakın makamına çıkmak için kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda alem ervahta seyahata gitti. Ve tam vazifesini yapıp tevhis istirahata çekildi. Cenab-ı Erhamürrahim'in Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harflere dönünce defter-i amal-i hasenet yazdırsın. Amin. Ve onların sayesinde onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Amin. Ve kabrinde Kur'an'ı, Risale-i Nur'u ona şirin ve enis arkadaş eylesin. Amin. Ve nur fabrikasına onun yerine 10 kahraman ihsan edip çalıştırsın. Amin, amin, amin. Siz dahi benim gibi dualarınızda onu yad ediniz. Bir lisan ile onun lisanı yerine istimal edip
o kaybettiği bir hayat ve bir dil yerine manevi bin hayat kazandı diye rahmet ilahiden ümit varız. Şu anlar 239. Şimdi buradaki şeyle istifademi okuyacağım abi. Yoksa bana. O zaman usul kabre cesedini bırakmakla olacak. Kabre cesedini bıraktı diyor ya bu kabre. Sonra meleki bir hayatı devam edecek ki makamatta seyir-i sülük olsun. Şimdi üstad bunu layıkaya koymuş. Demek ki bu bizim esasta da var seyir-i sülük makamatta. Bizim meslekte. Bu bizim mesleğimizde var. Çünkü Risale-i Nur meseleleri aynı yakin ve hakka yakin suretinde bir ilme yakinle izah ettiğini söylüyorsun. Ancak bu şekilde olur. Aynı yakin ve hakka yakin görecek ki ilme yakin suretini izah ederiz. Görmeden olmaz. Yani böyle cesedini bırakacak. Cesedini bırakacak. Oralara dolaşacak. Dolaşacak abi. Ya da ceset belki zaten hep kabirdeydi. Çıkmadı belki daha. Yani istikbalde hakikaten şimdi hayalen kabre girmekle başlayan bu süreç, hani bu hakikatlerin alemimizde açılmaması, his seviyesinde bir inkişaf olmayışından söz ediyor sürekli. Hissi bir şey olmayışından değil mi? Sürekli okuyoruz, kitap okuyoruz, ilmi. Yani ne zaman böyle bir aynen lakin, hakka lakin olacak şeyin içerisindeyiz? İşte kabre girmemekten kaynaklanıyor ya da çıkamamak. Ders edemiyor. Edemiyor abi. Bilemiyor. Bilemediği için kabirde olduğu zaman çıkamıyor. Ya da kabir mahiyetini anlamadığı için bilemiyor. Bilemediği için aynı lakin ve hakka lakin suretinde bir inkişaf olmuyor yani. Şu anda kabirde insanlar ruhu, bedeni kabirde olduğunu ama bilmiyor. Kabirden korkuyor. Oysa kabirde. Kabirde zaten. Çıkamamak. Çıksa zaten aynı lakin olacak abi. Kabiri görüyor ne varsa işte. Etrafında şişe vardı, o yüzden geniş gözüküyordu işte. Vehminden, tasavvurundan kendine dünya içerisinde bir dünya oluşturmuş abi. Öyle. Şu anda biz kabirdeyiz öyle mi? Öyleyiz abi. Aynen. Öyleyiz. Lemalar 87'den bir atıfım var abi. Uğurlu bir matem ile ve haşmetli bir teşiyle kabir kapısıyla girdiğin beka aleminde senin derecen nispetinde senin için bir hüsn-i istikbal var olduğuna işaret eder. Biraz daha şeyi şerh ediyor abi. Dördüncü sözde istasyonda kadar bir parça masraf eder. Al, sermaye var bayağı. O sermaye de senin, yani bu dünyada yaptığın şey senin sermayen olacak işte. Kabirde onunla kabir hayatın olacak. Bu dünyada yaptığın şey senin sermaye. Ticaretin. Az bir parça masrafla çok parça ticaret elde ettiği efendisinin hoşuna gidecek ticaretler yaptı değil. Bu işte, bu meraklı. Buradaki kabir kapısında olan süreçte. Sonra, ondan sonra kabir kapısından geçtikten sonra sermayene göre terakki. Sözler 271. Acaba bu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya. Orada bunlara ihtiyaç var. Demek ki abi kabirde. Demek ki ölmek değilmiş bildiğiniz gibi. İhtiyaç var gıda ve ziyaya. Ve zaten kabrini nurlandırmak diye de bir bölüm açtım abi. Gıda ve ziya. Ve herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve berat ve ister istemez üstünde geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Kabirde gıda ve ziya ihtiyaç var abi. Sözler 204. Dördüncüsü insan-ı mümine nur-i iman ile gösterdi ki mevt idam değil tebdil-i mekandır. Burası Yasin Ağabey'in konusu. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Hakikati bu. Büyük Mesnevi 463'ten de ve o ejderha ise ağzı kabir olan alemi berzahtır. Burada açık bir ifade var ejderha. Ağzı kabir olan alemi berzahtır. Enfüste düşünecek olursak berzah kapısı kabir. Anladım. Burayı ne demek? Yani ejderha diyor ki ağzı kabir olan alem berzahtır ejderha. O zaman alem berzahın kapısı neymiş abi? Kapı, süreç, hakikati bu. Yani alem kabire kapı olarak bakacağız. Nurani aletler alemler açılan bir kapı. Korkulacak, dehşet alacak, vahşet görecek bir şey değildi ya. Yani. Ejderhayı biraz araştırdım abi. Kabirle alakalı olduğu için. Normalde mitolojik bir hayvan. Yani şey yok mesela bu göktaşı düştü. Dinozorlar gibi işte herhangi bir şeye ulaşılmıyor.
Yani bir kemiği yok, bir dişi yok. Yani öyle bir şey yok, yok da insanlar bir şey uydurmuş. Uydurmuş. Vücuduna dair herhangi bir emare bulunmaması onun başka bir öğretiyle geldiği anlamındadır. Abi. Demek ki başka birisi görmüş de söylemiş. Yani bu dünya cinsinden değil. Yoksa insanlar nereden bilecekler? Çünkü birçok şeyde var geçmiş dönemlerde. Birçok inanışlarda var ya. Ejderha. Ejderha. Eski Türklerde evreni bizim dünya dediğimiz mekanizmayı ejderha çevirdiğini inanılmamış abi. Dünyayı, dünya ejderha düşünüyorlarmış. Türkler. Eski Türkler. İslamiyet'ten önce. Ejderhalar çeviriyormuş. Hatta ejderhanın Türkçesi evren demekmiş. Allah Allah. Biz Wikipedia'dan yazdım bunu abi. Bu şeyler manalar yazdığı bir yer. Yani şimdi bunlar evren diyorlar. Evrene biz dünya diyoruz. Küreyaz. Evrene. Evrene biz dünya diyoruz. Aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Yani şeyler birbirine örtüşüyor. Yani onlar dünya, evrene diyorlar ejderha diye. Bizim evren dediğimiz şey külliyat dediğinde dünyanın karşılığıdır. Küreyaz ayrı, dünya ayrıdır. Evren kainat mı yoksa? Kainattır abi. Evren kainattır. Kainattır. Kainat biz külliyat dediğinde dünyanın karşılığı olduğu için aşağı yukarı sistem uyuşuyor. Yani bir şey, birisi öğretmiş buna bunlar abi. Sonra ejderhanın özelliği nedir dedik abi? İşte ağzından ateş çıkar. Kalın derili bir şey. Hayvan. O şekilde tasvir ediliyor. Bu şey var ya, bir petrol istasyonu bir simgesi var. Evet. Öyle o zaman. Ona. Hem havayı temsil ediyor. Uçuyor. Öyle mi? Evet. Uçuyor. Hem de şeyi temsil ediyor. Ateşi temsil ediyor. Aa, uçuyor mu bu işte? Uçuyor abi. Bazen ateş sudan daha iyi temizler diyor. Külliyatta geçen bir cümle. Su ile temizlenmeyenler için ateş var abi. Ateş daha iyi temizliyor ya. Adam ateşi biliyor zaten. Ateşe gidecek. Suyla temizlenmeyenler için ateş var ejderhada. Biz enfüsü tefekkürde ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam'ın bizden ayrıldığını biliyoruz. Enfüsü'de değil mi? Azrail Aleyhisselam bizden gidiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de nefsin ölümü tatması olarak anlatılmaktadır. Bu ruhla bedenin ayrılmasında beden burada kalıyor, ruhu yaşantı devam etmekte demektir. Batının batınında ise Azrail Aleyhisselam'ın hayat bulmasına, vücuda çıkmasına diyoruz abi. Batının batında. Bir Azrail Aleyhisselam'ın oluyor. Ölüp de mesele şey yaparsan cüziyetten külliyete çıkacaksın abi. Yani bu dünyadan küllileşip cennet alemine girebilmen için mesela İslam Aleyhisselam sistemi lazım. Peki dersen ki sistem olarak Azrail Aleyhisselam benden gitti dersen enfüste gitmiş olur. Ama Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hak şey yapmış dersen, sistem olarak kullanmayı nasip etmiş dersen, bana vermiş dersen de bir Azrail Aleyhisselam sistemin olur. Ki bu da cennetin üstünde, yani arşın üstünde Levh-i Mahf ve arş-ı azama çıkabilmenin sistemidir bu. Yani işte bunu bilirsen bu şekilde çıkacaksın. Çünkü onun sistemini kullanacaksın. O vakit görürsün ki o geniş dünya kabirden daha da köprüden daha müsaadesizdir. Yine kabrin hakikatıyla alakalı. Kabrin hakikatını bilemezse görürsün ki o geniş dünya, çok genişlediğin dünya kabirden daha da köprüden daha müsaadesiz. Kısmış da kısmış. Kabrin nurlanması. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan amentü billah ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetli iki tılsımı müşkül kişi olduğunu ve sabırla halıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezakından sual ve dua ne kadar nafi bir tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, remnektar bir alet, bir zat ahiret, bir nur kabir olduğunu anlamak istersen, kabirin nurlanması bunlara bağlı abi. Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkar etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, bunlar kabirin nurlanmasındaki bir sistem. Kur'an okumak demedi abi, niye Kur'an dinlemek dedi? Bir tefekkürüm var mı abi? Yok, hiç düşünmedim. Sen söyledi dikkatimi çekti. Hakikaten okumaktan. Kur'an'ı dinlemek böyle yani. Kur'an'ı okumayı bilmek sünnettir. Yani herkes bilmez. Herkes beceremez okumayı. Ama herkes dinlemeyi becerir. Genelde.
okunduğu zaman vaciptir dinlemek. Evet yani. Dolayısıyla genellemiş burada merhameten. Kur'an okumak olsaydı okumayı bilmek vacip olurdu. Ama dinlemek olunca okunan Kur'an'ı dinlemek vacip olur. Ve gecede teheccüd ise sözümün üstesinde. Yok yok. Kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bilir. Vallahi evet. Kabirde bir tane söyle demişti öyle. Babanım da demişti bana. Oğlum dedi, kabir karanlık, çok korkuyorum. Dedim ki, lamba istiyorsan gece namazını kıl. Evet. Gece teheccüd kılarsan karanlık yok. Burak Gönül'e istifadem abi. Kabir için gece, berzah için karanlık ifadesini kullanır abi. Kabir için gece? Kabir gecesinde, berzah karanlığında. Peki teheccüd kabirde nur ne demektir? Sen okuyacağım abi şu an. Hemen kabir alemini berzah istila etmiş. Kabrin dima berzah vicdana bakıyor. Kabir? O, kabir, dima berzah vicdana bakıyor abi. Allah. O zaman kabirdeki hareket kabiliyetimiz ve tılsımı ibadetlerde. Ama sır dima ile anlaşılacak. Kabirdeki sır. Yani sistemde kıldığın teheccüd var ya abi, gecenin o karanlığında kıldığın teheccüd. Şeye, berzaha bakıyor. Şimdi gece bir alem, kabir bir alem. Kabri berzah istila etmiş. Bizim vicdanımızın şeyi, terakisi, vicdana bakan yönümüz ibadet. Akla bakan kısmımız, dimaya bakan kısmımız tefekkür olarak dima dersini o şekilde işledik. Yani ibadet vicdanı çalıştırıyor. Şeyi, tefekkür dimağı çalıştırıyor. Şimdi sen kabir gecesindeki berzah karanlığını şey izah etmek istiyorsan ibadete yükleneceksin abi. Ama bunun hakikatini anlamak da, eğer hakiki insani berzah olmak cihetiyle de sırrı çözmek de tefekkürde. Berzah karanlığı nedir? Karanlık abi bizim için, benim anladığım şey, karanlık bizim için. Mesela gece de bir alem karanlık istila etmiş. Gecede hareket edemiyorsun. Hareket kabiliyetimizi kısıtlıyor. Yani bizim hareket kabiliyetimizi kısıtlayan şey bizim için karanlık. Pek güzel bir şey var, sağ olun. Şimdi vicdanda sır bulması lazım diye bir soru gelebilir. Gelmesin, çünkü bu kişinin batın tefekkür ettiğini gösterir. Biz burada batının tefekkür ediyoruz. Yani dima abi, hani sır dediğim zaman normalde... Dima kafayı. Yani kafa, dimayı, kafayı normal kalbimiz daha üstün biliyoruz ama şekere dikkate baktığımız zaman yani batının da dima daha üstün. O yüzden tefekkür ve sır orada çözülüyor. Sır dimağda çözülüyor. Batını. Yoksa normal süreçte işte kalp daha üstündür. İbadet edersin. Kabre gidersin. Kabre nurlanır. Hesabını verirsin. Cennete girersin. Ama batını tefekkür ederek lef-i mahfuz ve arş-ı adama çıkıldığı için bu noktayı nazardan dimağ daha üstün abi. Onun için karanlığı şey kullandı. He? Kalbe kullandı. Kalbe kullandı. Dimağ şey dedi, gece dedi. Yakın olduğun kabrine nurlar yerine zulmetler doldurursun. Bu da tam tersi. Yaptığımız her şeyin bir bedeli var. Ya öyle ya böyle. Ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim, ahiretime daha ziyade zahiri tedarik edeceğim. Sözler 272. Bu da yine aynı manada yapılan hareketlerin ahirette karşılıkları var. Altıncı bahis, kabir kapısının tedbiri. Geçmeden Yasin abi diyeceğim bir şey var mı sormak istediğin? Devam edelim abi. Tamam abi. Elbette, sözler 142'den okuyorum. Elbette daima göz önünde öyle büyük, dehşetli bir mesele karşında bir çar insan, o idam ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hamsız bir müfettten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadet ebediye ve alemle uğraşılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek. Bu mümkün abi. O insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Zaten dünyası budur. Saadet ebediye normalde son biliyoruz. Son biliyorum. Alemi nur ile bunun ne alakası var abi? Onu daha sonra şey yapıyor. Diyor ki bir atıfta, sözler 142 atıfta,
bir saadet ebediye ve alem-i nura. Önceki arkadaşlardaki tefekkürlerimizle birlikte saadet ebediyemiz şey yapmış, rüyetullah olarak şey yapmış, yani daha ilerisi. Nasıl biri söyler bize? Saadet ebediye cennetin üstünde. Evet. Abi. Normalde biz bunu hani meraklıkta son olarak tefekkür etmiştik. Alem-i nur açılan bir kapı diyor ondan sonra. Saadet ebediye ve alem-i nur açılan. Altında başka bir atıf aldım hemen altına. Sözler 210'dan. İman o kabir kapısını alem-i nur kapısı. Ve o yol dahi saadet ebedi yolu. Yolun kapısıymış. Yani saadet ebedi yolun kapısı alem-i nur. Alem-i nur. He, kabir gibi. Açtan sonra bir sistem daha çalışacak ya. Şey cennetten sonra. Cennetten sonra. Açtan sonra cennetten sonra. Şey alem-i nur muymuş? Alem-i nur abi. Öyle diyor. Bak. İman o kabir kapısını alem-i nur kapısı. Ve o yolu dahi saadet ebedi yolu. Nur kapısı hakikaten şey mecude mana ve nur ya. Evet abi. Hakikaten nur. Nuru açacak. Lemalar 230. Hem iman ileride gözünü açıp. Bunlar hep iman olur. Dikkat edelim bir kısma. Yani kabir kapısını tebliğe ancak iman olur. Kabir kapısını yani değiştirmek. Tabii. Tebliğe kabir kapısını tebliğe bedelleşmesi yani. O olacağını bunu seçmek abi. Bu nur iman ve imanla dolu sistemi. Nur iman sistemi abi. Arştan sonraki sistem için. Evet. İman sistemi de cennet arşa kadar olan sistem için. Yani o gözüken, zahirde gözüken dehşetli şeyi iman arttıkça değişiyor. Evet abi. Şey oluyor mu abi böyle hani kafalar karışmasın sanki biraz ağır mı gidiyor? Yok ben ağır olunca ben... Tamam abi. Biraz şey oluyor abi, tenakus oluyor ama biraz. Mesela bir önceki konuda Adem'den bahsettiniz. Evet. Ama biraz önceki konuda da Adem değil de o menfi halin kabre zulümetler doldurdu. Doğrudur yani, abi. Aslında o çekirdeğin ya alemi manada böyle müstek manada inkişaf var ya da esfere sahibine doğru zıttı manada bir daha bulak salma var. Aynen öyle abi. Yani ortada bir şey yok ama abi yani çekirdeğin tepüs etmesi yok yani. Şey var. Hani şey abi özür dilerim hakim var. Evet evet var. Sorduğunuz için ben de söyledim. Yok yok. Hani ben şey gibi düşünüyorum. 3 yıl var abi 2 yıl değil. Hani ama demin bir Adem'den bahsettiniz mesela hani vücuda çıkamama, çekirdekte kalma, inkişaf evet. Edememe. Ama az önceki bahiste de anladım abi. Zıttı bir mana var. Şu şekilde abi. Kabre 3 yolla gidiliyor abi. Bunlardan bir tanesi o tefessüs etmek dediği şey, adet. Bir tanesi o zıttına gitmek. Dibinden dibine gitmek. Cehennem. Bir tanesi de saadet ebedi. Üç şekilde. Karşılıklı yok yani. Daha öncelerde kabir üç yılına giden bir ders üzerine bina ettiğimiz için, yani tekrar okuluna girmediğimiz için belki bir boşluk olmuş oldu abi. Hakkını estağfurullah. Sorun abi ne demek? Güzel soru. Şimdi iki tane şey var. Bir tanesi bir adam düşün. Yapmıyor. Yani kafir. Öyle din benim hobim değildir. Ben öyle dedi. Din Allah'a denen adam nasıl dedi. Öyle hobim yok dedi. Adam dinmiş, dinsizlikmiş. Bir problem yok. Ötekisi ise dinsizlikte gayretli. Şimdi bir tanesi cehenneme çalışıyor. Bir tanesi Adem'e çalışıyor. Mesela adam hiçbir şey yapmıyor. Benim öyle problemim yok. Yani böyle din düşmanlığı yapmıyor ama din yok dünyasında. Adem'i kabul adam gibi. Gibi evet. Bu adam cehennemi kabul. Ötekisi ise yokluğunu inkar, yokluğunu ispat etmeye çalışıyor. Yoktur, Allah yoktur, ahiret yoktur. Yok demek, Adem olduğu için onun cezası cehennem değil. Onun cehennemin cehennemi olan, daha dip olan Adem'dir. Çünkü kafir böyle iki ayrılması lazım. Hakikaten ama benim böyle bir problemim yok diyor yani. Bu benim problemim yok diyor. Çalışmıyor yani. Din, dinsizlik problemi yok. Futbolu. Nereye koyacaksın şimdi ahirette? Cennet var, cehennem var. Başka yeri yok, ortası yok. Bu adam iman etmemiş. Hayır hasenat yapmamış, bir şey yok. Yani dine de düşman değil. Din de değil. Bu adam cehennem. Ama ötekisi ise idealist adam. Dava adamı. Evet. O zaman kabul Adem. İdealist olunca ne yapıyor bu? Allah'ın yokluğunu ispat etmeye çalışıyor. Ahiretin yokluğunu ispat etmeye çalışıyor ki yokluk Adem. O zaman onun cezası cehennemin daha dibidir. Adem.
Çünkü cehennem taşören şirkettir. Cehenneme çalışıyor, şey, Adem'e çalışıyor. Onu nasıl tasavvur ederiz abi Adem'i? Adem'i mi? Adem'i tasavvur edemezsin ki. Vücudu yok ki tasavvur edersin. Şöyle ama adamdan şöyle biliriz. Adam dinsizliği ispat etmeye çalışıyor. Ha, bu adam Adem'e çalışıyor. Adam dinle alakası yok. Top balığı. Bu da cehenneme çalışıyor. Adam da didiniyor, bir şey yapıyor, derse geliyor, bir şey yapıyor. Bu adam düşer, kalkar. Bir şey, bunu sen zaten işverensin, biliyorum seni. Mesela iki tane çırağı var. Hakikaten ikisi de bir iş çıkartamadı ama bir tanesi didiniyor ya. Ben şu motoru toplayayım. Ya o da cehennem. Ötekisi ise oturuyor. O da motoru toplayamadı, o da yapamadı ama bir tanesi adam didiniyor. Şimdi sen buna cezayı aynı mı verirsin? Yani münafık daha aşağıda. Çünkü cehennem gene nimettir, vücuttur. Cehennemi cehennem Adem'dir. Onun için merhametle Kur'an Adem'den çok az bahseder. Çünkü cehennem taşıran şirkettir. Cehennem Adem hesabına çalışıyor. Yani Adem bambaşka bir şey ya. Bilinmiyor ki. Örnek versen aslında mesela hislerle. Yani mesela birini uçaktan atıyorsun sürekli çakılma hissi. Ama çakılmıyor. Adem böyle bir şey olabilir mi? Yani his veriyor. Hislerle. O madem yokluk var. Uçaktan atıyorsun veya bir damla düşecek kafanıza. Ne zaman düşecek hava? Düşecek mi? Hep bekliyor. Şöyle olabilir belki. Mesela her bir günah işlemede bir sıkıntı olur. Tamam böyle. Şu psikolojik. Of. Tamam bağırmıyor ama içinde kaos var. Tamam. Bu cehennem. Adem ise Allah-u Alem benzetirsek. Şimdi ben böyle bir Tokat'ta gördüm. Bir kaleye çıkarttılar. Bir de Zil Kale'de gördüm bize de. Zil Kale 300 metre. Uçakta da olmuyor. Çünkü uçakta nasa böyle epey eşit olduğu için yükseklik korkusu olmuyor. Uçağın kenarında oturursun, 10.000 metredesin, yükseklik korkusu pek olmaz. Ama onun belki de onda biri bir kaleye çıkarsın, ay yanına gidemezsin, ayaklarını kemençe çalar. Böyle titren yani. Bu sanki o bir kaleye çıktın da 300-400 metre ya gidemiyor. Adem gibi bir şey yani. Bak bir günah işlemedin, bir şeyin karşılığı değil. Ama başka bir şey gibi mi? Yani o halde sürekli yaşamak. Yaşamak, devamlı. Yani o öyle, çünkü başka türlü cezası olmaz ki. Öbürü fiziksel. Keşke düşsem de gitsem artık diyor. Ama bitmiyor. Cehennem, bitmeyecek yani. Cehennem akıllıdır. Cehennem canlıdır. Cehennem şuurludur. Geleni tanır. Ne yapacağını bilir. Kime ne kadar dokunacağını bilir. Böyle paldır küldür bir ateş değil. Hani mesela benim iyi tarafım var, kötü tarafım var. Ateş atarsam iyi, o da yanar. Ama cehennem öyle değil. Neyi ne kadar yakacağını biliyor. Şuurludur. Ama cehennem, Adem hakkında bir bilgi yok yani. Bilmiyor. Yani tarif ediyorsan cehennem ne? Yukarıdan aşağıya dedim ya, o da cehennem. Ama cehennemin cehennemi olduğunu biliyor. Evet, o ki öyle diyor. Patronu o. Cehennem taşıran şirkettir. Adem'e çalışıyor. Yani Allah'ı inkar etmeye didinenler Adem'e gidecek. Dini yaşamayanlar ama din düşmanı değil. Cehenneme gidecek. Münafık da Adem'e gidecek. Münafık da Adem'e gidecek. Çünkü münafık Allah'ı inkar etmek adına o şeye girmiş, posta girmiş. Gerçek mahiyetini de oraya gidenler o zaman mı anlayacaklar aslında? Tabii şimdi cehennem bile nimettir yani. Adem için şöyle ne kadar dehşetli olduğunu Resulullah söylüyor. Diyor ki cehennem aleyhissalatü vesselam günde 70 defa Allah'a sığınıyor. Adem'in şerinden. Bir hadiste de şöyle geçiyor. Cehennem 7 tabakadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 komplesi 7'incinin şerinden 70 defa Allah'a sığınıyor. Yedincinin şerinden. Onun mekke merakesi Malik'tir. Malik'e peygamberimiz sormuş oraya gitmiş ya ki Miraç'ta cennete girmiş, cehennemi görmüş. Cebrail aleyhisselamla peygamberimiz beraber
cehenneme giriyorlar, çıkıyorlar, cenneti şey, cehennemi görüyorlar. Cehennemde soruyor, birinci kat kimdir? Mesela birinci kat kafir girmeyecek. Müslümanların günahkarları girecek. Şunlar bunlar bunlar. Yedinci ağaç demiş. Malik demiş ki, yaratılmış yaratılalı ben bile bilmiyorum. Peygamber zallamaya başlamış. Cebrail aleyhisselam titremiş. Cehennemin müekker melaikesi yedinci tabakayı bilmiyor. Peki nasıl bir şeydir diyor, yani hiçbir şeyin bildiğin yok mu demiş. Yalnız bildiğim şudur diyormuş. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncı tabaka yedincinin şerinden Allah'a her gün 70 defa sığınır. Ama o da bilmiyor. Peki peygamberimiz üzülünce malike sormuş. Kim girecek dışarı buraya? Buraya münafıklar girecek. Öyle günah yapan, şey yapan değil. Hani günahkarlar değil. Oraya münafıklar girecek. Onlar da anca oluyor. Şimdi münafık için o yedi. Şimdi o komple yedi tabaka bile Adem'den 70 defa sığınıyor. Ondan sonrası bilmiyoruz. Çünkü cehennem dersen gene kafamızda böyle bir muayyen bir memleket hatıra geliyor. Ama Allah zı muayyen değildir. Allah'ın tehdidi dehşet herhalde cehennem gibi de olmaz gibi değil. Biraz temiz ettirdim sen. Evet, tamam abi. Nefes al. Evet. Sözler 38'den bir atıfımız var abi. Yine 8. söz. Her yeri güneşi gördüm. Nasıl? Hakikaten ya. Ya da kabir işlediğin için mi böyle? Yok yok yok. Ben çalışıyorum. Zandayım. Yine 8. sözdeyim. Evet. Zanı da bitirdik abi. Müjde verin. Hayırlı olsun. Evet. Temize çekilmiş. Ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür. Bu ejderha ise ağzı kadir olan Tarık-ı Berzahiye ve Revak-ı Uhrevi'dir. Şimdi burayla alakalı istifadem abi. Fareler incir ağacının köklerini kesmekteydiler. 8. sözde o şekilde. Gece ve gündüz bizim ömür dakikalarımızı bitiriyor ise incir ağacından maksat, yine 8. sözdeki bir ifade, müddet ömür maddeyi hayattır diyor. İncir ağacı. İncir ağacı. Müddet ömür maddeyi hayat. Kim kesiyor bunu? Siyah beyaz iki fare. Bunlar ne? Gece gündüz. Gece gündüz bizim bu müddet ömrümüzü, maddi hayatımızı bitiriyor. Peki bitip de ne oluyor? Yani termodinamik yasalarından bir şey var mı yok? Yoktan var olmaz abi. O zaman bir dönüşüm var. Maddeyi hayat istimal ederek gece ve gündüz manevi hayat namına çalışıyor abi. Anlamadım ne demek? Şey var ya aşağı kadar maddeyi hayat. He. Ondan sonra manevi hayat. Yani kainatın ham maddesi yani yapılan maddesi. Bir dönüşüm, bir sirkülasyon var. Yani bir malzeme giriyor, bir malzeme çıkıyor sonunda. Tezgah, gece ve gündüz tezgahı. Hareket ediyor abi. İki palet gibi. Tık 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 tık. Dokuyor. Neyi dokuyor? Kumaşı dokuyor. Ne çıkacak ki dışarıya? Ya harika bir ceket ya da hiçbir şeye benzemiyor bir paçavra. Gece gündüz döküyor, dokuyor şu anda. Bu dokunan hayat sisteminde işte neyi kullanıyor? Sistemin ham maddesi ne? Normalde ceket yapılırken iplik kullanılıyor. Bunun ham maddesi maddeyi hayat. Maddeyi hayat kullanıyor. Ömür dakikası tık 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 ne kadar yapacak? Ömür dakikası kullandığı malzeme maddeyi hayat. Tezgaha giriyor. Ne çıkarsa. Sistem bu. Kamera tezgahı biz de veriyoruz değil mi? Evet abi. Tezgahı biz de veriyoruz. Sistem işliyor. Sistem işliyor. Giren malzemenin kalitesini sen belirliyorsun abi. Elektriğin kamerada video dönüşmesi. O da yine aynı şekilde batarya örneği abi dediğiniz gibi. Hasan abinin örneği. Batarya bir tek o film olur. Yani bir enerji başka bir enerji formuna dönüşür. Çok ilginç o. Batarya böyle siyah bir şey ya. Alaküda böyle pil ya. Şu anda kamerada pil bitiyor mu? Pil bitiyor ve kendisi de düşüyor zaten. Evet. Şimdi pilin bitmesiyle film olmuyor. Bitmesi demek film demek. Film oluyor. Sıra yok. Bak şimdi. Pile bak. Filme bak. Pil de maksat dünyadır. Film de maksat ahirettir. Pil de maksat. Maddeyi hayattır. Müddet evet. Ömrüdür. Çıkan ahirettir. Ahirettir. Evet. Şimdi Dimal Kabe münasebetine geldik abi.
Bu çok acayip. Bu fasında atıfların bir kısmı Harun abiye. Ne miymiş ya bu Harun ya? Dimalcı? Yok, dimalcı değil o. Neciydi? Nefis şey, peygamber kısaları. Peygamber kısaları. Bana bak, yeni bir peygamber kısasını şey yaptın, dinledin mi onu? Asla. He? Bir de şey, bir terimse ettim, bir parça evet, küçük. Davut Aleyhisselam'ın mucizesi neymiş? Demiri öyle kuruyor. Nerede eritmiş? Dağ, elinde. Avucunda. Sanayi kullanmış mı? Yok, demiri ne yapmış? Şekil vermiş. Davut Aleyhisselam bu hayattaki yansıması, adam tankı değiştiriyor, tank. Evet. Elini değiştiriyor. Demire şekil veriyor. Ve o Davut Aleyhisselam topaç mıydı? Hani bir tane girermiş yani, savaşa bir tane şeyle girermiş. Evet. Savaşa sapan taşı var ya sapan. Sapan taşına at şey taş koyarmış böyle çevirmiş. Adamı tam alnına tak koyarmış böyle. Bir tane taştan indiriyor. İşte adam aldığı şey Davut Aleyhisselam'ın demiri şekil vermesi. Demire şekil veriyor. Elle demire şekil veriyorlar. Yani demir kendi işlevinin tersine çalışıyor. Biz. Dördüncü demizden bir atık. Abi biraz uzun bir atık. Kesmeye kıyamadım. Dördüncü demiz Lemalar 137. Ey dünya perest insan. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünya. Senin dünya. Burası önemli. Dünya değil. Senin dünya. Tasavvur ettiğin. Evet. Dar bir kabul hükmündedir. Allah Allah. Zan. Evet abi. Aynen öyle. Fakat o dar kabirin gibi menzilin duvarları şeyden olduğu için birbir içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi darken bir şehir kadar geniş görünür. Bunu karşılığı aynalarda daha net görüyoruz abi. Aynalarda birbirinin içine baka böyle bir içine doğru gidiyor, genişliyor. Ya da her tarafı böyle dolmabahçede çalışıyorum. Bazı şeyler, odalarda böyle karşılığı aynalar var. Gidip gelirken bakıyorum, aynalar da büyük. Böyle kocaman gözüküyor içerisi. Ferahlatıyor yani. Kabir gibi darken bir şehir kadar geniş görünür. Halbuki dar, belli bir yer. Yani hakikatta da ama görünüşü o şekilde. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi mağdum ve gayrı mevcut oldukları hakkında. Hani baktığım yerde bir oda yok, ayna var. Birbiri için inkas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır. Farkında olmayan için. Koşarsın, kafayı çarparsın. Mağdum bir dünyayı mevcut zannedersin. Yani neye benziyor biliyor musun? Sokakta şöyle hepiniz rastlamışsınızdır. Bir adam var, geçiyor. Nerede olduğunu biliyor. Kendi başına. Şimdi nerede hakikatla hayal, şu an nerede yaşıyor? Karışmış abi. Tabii karışmış. Hayalinde yaşıyor. Kendi kendini böyle hareket edebiliyor, böyle yapıyor. Şimdi çoğu insan böyle yaşadığını, şimdi derste ha, şimdi gelelim içeriye. Çoğu insan şu derste hayalinde abi. Gidip geliyor, kopuyu tekrar çarpıyor. Evet. Nasıl bir hat? Yine başka bir örnek üstadım abi. Sürat ve hareket de bir satır gibi geniş döndürürken hakikatin vücudu ince bir hat olduğu gibi senin de dünyan hakikatçe dar. Fakat senin gaflet ve vehmin hayaline duvarları çok geniştir. O dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan başını çok uzak zannettin duvara çarpar. Başındaki hayal uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki o geniş dünya kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün belkten yani şimşek demektir, yıldırım manası. Belkten daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha süratli akar. Buraya atlıyorum abi. Kendi istifamı okuyacağım burada. Umumi dünya içinde kendi tasavvurlarınla hususi dünyanı oluşturuyorsun. O senin kabrin oluyor. Bunda ise bazen olarak zanlarını kullanıyorsun. 10. rica. Buradan da okuyacağım abi. Bir yerde keseceğim. O zaman biraz diyebilir miyiz ki kabrimiz hayal dünya? Evet abi. Tahayyül, tasavvur, şey abi, kabir. Kabir. Hayalimiz ve düşüncelerimiz.
sistemsel olarak da işte şeytana bağlı. O şu yorumdan gitti. Mesela aramızda diyelim ki psikoloji sıkıntısı olana burada bir gönderme yapalım. Psikoloji kuyuda şu anda sıkıntısı mı? Şu anda demiyorum da. Sıkıntım var değil mi? Bu kabirdesin. Oraya inmenin sebebi düşünceleridir. Düşüncelerini değiştirirsen çıkarsın. Yoksa ne ilaç içersen hiç mümkün değil. Çünkü ilaçla inmedin ki ilaçla çıkasın. Yanlış düşüncelerin seni kuyuya indir. Aynen abi. Şimdi 10. ricayı okuyacağım abi. Üstad burada kabir nazarıyla dinleyelim abi. Aynen. 10. ricayı. Bir zaman esaretten geldikten sonra İstanbul'da 1-2 sene yine gaflet talep etti. Siyaset havası nazarımı nefsimden kaldırıp afaka dağıtmış iken bir gün İstanbul'un Eyüp Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. İstanbul etrafındaki afaka baktım. Birden bakıyorum benim hususi dünyam vefat ediyor. Kabirden çıkıyor abi. Hususi dünyası vefat ediyor. Bazı cihette ruh çekiliyor gibi bir hayaliye bana geldi. Hayal de şu an. Dedim acaba bu kabristanın mezar taşlarındaki yazılar mıdır ki bana böyle hayal veriyor diye nazarımı çektim. Uzağa değil o kabristana baktım. Hangi kabristan abi? O kabristan. O kabristan. Eyüp Sultan değil mi? Hayal, tasavvur. O kabristan. O kabristana baktım. Şuraya bakmış. Baktım. Evet. Dedim acaba bu... O kabristana ithal edildi ki... Değil mi? Uzağa değil. O kabristan hangisi? Eyüp Sultan değil mi? Bakın Karaycık... Tekrar okuyorum abi. Devam edin abi. Birden bakıyorum benim hususi dünyam vefat ediyor. Tamam. Nereye bakıyor abi? Bak. Hususi dünyasına. Ha, hususi dünyam vefat ediyor. Bazı cihette ruh çekiliyor gibi. Çekiliyor. Aslında zahit ölmemiş. Tamam. Ama öldüm diyor. Öldüm diyor. Yani neredeyse orada çıktı yani. Bir hayaliye bana geldi. Dedim acaba bu kabristanın mezar taşlarındaki yazılar mıdır ki bana böyle hayal veriyor diye nazarımı çektim. Çekmiş oradan abi kabristanlar. Eyüp Sultan'dan çekiyor. Eyüp Sultan'dan çekmiş. O kabristana baktım. Uzağa değil. Uzağa değil. O kabristana baktım. Kalbime ihtar edildi ki bu senin etrafındaki kabristanın 100 İstanbul içinde vardır. Ne adamlar geldi geçti buradan abi. Çünkü 100 defa İstanbul buraya boşalmış. Bütün İstanbul'un halkını buraya boşaltan bir hakimi kaderin hükmünden kurtulup müstesna kalamazsın. Sen de gideceksin. Ben kabristandan çıkıp bu dehşetli hayal ile hala hayalde Sultan Eyüp Camisi'nin mahvelindeki küçük bir odaya çok defa girdiğim gibi bu defa da girdim. Düşündüm ki ben 3 cihette misafirim. Bu menzillikte misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim, dünyada da misafirim, misafir yolunu düşünmedim. Telkin ediyor abi kendine. Nasıl bu odadan çıkacağım? Bir günde İstanbul'dan çıkacağım. Diğer bir günde dünyadan çıkacağım. İşte bak, illa psikoloji sorunun için başkasına bir şey arama. Kendine telkin yap. Bak ustad kendisine telkin yapıyor. Telkini malzeme düşünüyor, okuyor, dinliyor. Telkin yapıyor bak. Bu odadan çıkacağım gibi bir günde İstanbul'dan da çıkacağım. Diğer bir günde de dünyadan çıkacağım. Bu hep böyle düşün. Sessiz düşüncesini bize yazı edip dönüştü. Özür dilerim. Üstad Hazretleri hani benden 100 defa derse işiten kardeşlerimin benden 100 çevirmesini hayretle hani ihanet gibi görüyorken sonra bu meskür hakikate binen bu varlığından kurtuldum diyor. Orada bile 100 hakikat dersini dinlemeyene suizan noktasını kötü bir yere koymuyor. Kendine dönüyor. Kendimi batıdan kurtardım diyor. Evet. Evet kendisi şeydi çok kötü değil abi. Böyle bir rahatsızlık hissetti. Bir kardeşimden böyle bir şey görmedi. Sonra kendisi o kuyudan o şekilde çıktı abi. Mesela onu anlatmak istiyorum. Enteresan abi değil mi evet, mesela? Hani İlginç. Orada bile kendi aslında o hal ettiriyor ki ben batıdan kurtuldum diyor. Evet. Aslında zahide o çukurda gözüküyor. Evet abi. Yüz defa çünkü üstattan benden dinle diyor. Bu hani peygamberimizden sahabinin dinlemesi gibi bir şey. Enteresan. Hatika ya, peygamberi dinleyip münafık var.
İtikat etmiş, onunla namaz kılıyor. İman kalptedir, itikat aklidir. İman ettiğini iddia ediyor, itikat etmiş, onunla yatıp kalkıyor, onun sohbetine katılıyor. Ama münafık. Yani nasıl bir şey ya? Hatta oranımız diyor, bu konuştuklarımızı birazdan gelse şu taştan söyler falan diye. Mucizatta geçiyor ya. Evet. Biliyorlar bu olay nasıl geçeceğini. Taşlar konuştuğunu, taşlar duyduğunu, taşlar ona haber vereceğini biliyor. İman etmiyor. Yani iman etmek var ya şu anda, iman ettik ya. Ne kadar şükretsek az ya. Çok zor bir işmiş ya. Demek ki Allah kimsenin başına vermesin yani. Hayal edebiliyor musunuz? İmansız olsak şimdi. Tövbe sorunlar değil mi? Bir paragraf daha okuyoruz Atıftan abi. İşte bu halette gayet dikkatli ve dikkatli, elemli bir hüzün ve gam kalbime, başıma çöktü. Çünkü ben yalnız bir iki dostu kaybetmiyorum. Dün İstanbul'da binler sevdiğim dostlarımla müfarekat gibi çok sevdiğim İstanbul'dan da ayrılacağım. Dünyada yüz binler dostlarımdan iftirak, yüz binler dostlarımdan iftirak gibi çok sevdiğim ve müptela olduğum o güzel dünyadan da ayrılacağım diye düşünürken yine kabristanın o yüksek yerine gittim. Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden bana İstanbul'un içindeki insanlar o dakikada sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle. Sinemada ne oluyor abi? Geçmiş zamanı, hazır zamanı izliyoruz. Film çekilmiş, olmuş, bitmiş. Videoyu aktarmışlar, geçmişi hazır izliyoruz. Hazır, hazır gibi. Canlıymış. Canlıymış gibi. Gölge diyor. Evet. Geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle ölmüş olanları ayakta gezer suretinde gösterdikleri gibi aynen ben de o vakit gördüğüm insanları ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Nereden bakıyor üstad? Kabirden bu tarafa bakıyorum. Hayır, hayalime dedim ki... Oradan bu tarafa bir bakıyorum. Hayalime dedim ki, madem bu kabristanda olanların bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor, ileride katilistan'a girecekleri girmiş gibi görülüyor. Onlar da cenazeler geziyorlar. Birden Kur'an Hakim'in nuruyla ve Gavs-ı Azam Şeyh-i Geylani Hazretleri'nin irşadıyla. Şeyh-i Geylani'yi söylemesi de çok enteresan. Bu dünyada tasarrufu var ya. Onun irşadatıyla. Ondan öğrendim diyor bu işi. Nasıl gelip gittiğini. Hayat. O hazin hale sürurlu ve neşeli bir vaziyette inkılap etti. Atlıyorum abi burayı. Ve keza kader. Evet abi. Ve keza kader muhitinde uçan tayyare ömre ve hayat dağları arasında açılan uhdud ve tünellerden şimşek vari geçen zamanın çimendiferine binerek ebedül abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tümeninin kapısına sevk eden Halık-ı Rahman Rahim'den medet istiyoruz. Burası abi 23. sözdeki ikinci noktada şey var ya, mebde-i ahir hayat. Orayla alakalı. Tekrar okuyorum. Mebde-i ahir hayat olarak bakalım. Ve keza kader muhitinde uçan tayyare-i ömre ve hayat dağları arasında. Hayat dağları arasında. Mebde-i hayat, ahir hayat. İki hayat. Yani hayatın başı ve sonu arasında bir zaman geçiyor. Doğdum, ölüyorum. Bu iki süreç içerisinde bir zaman geçiyor. Mebde-i hayat, ahir hayat. Zaman şimendiferine binerek ebedül abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden. Bu işi iki şekilde gidiyor. Bir zaman tünelinde binelim gidilecek. Bir de ikinci şekilde olarak tefekkürle. Evet, buralar da attayım abi. Kabir mezar şeyi var. Şu zaman duruyor. Bayağı ilerlemiş bir saat burada konuşalım. Şeye kadar gel abi. Kabir mezar atladım abi. Mülker Nekir ve kabir orayı da okuyalım. Sonra bir tane paragraf okup bitireceğim inşallah. Münker, muayyen olan, ibadata ait olan kısım, vicdani kısım. Bu kısmı sizin defterden aldım abi. Nekir, itikada ait olan kısım, aklı olan. Yani münker, nekir. Yani münker bizim ibadetlerimizi sorgulayacak. Nekir ise bunu ne için yaptığımızı. Ha tamam, ibadet yapmasın. Burada yazın ama kimin için yaptı bu ibadeti? Münker, nekirin sistemi bu. O zaman diyebiliriz ki, akıl ve kalp. İbadet ve tefekkür, fikir. Bütünlüğünde olan kabirdedir.
kabirin farkındadır yani. Ya da kabir kapısında geçmiştir. Münker Bekir bize neden soru soruyor abi? Sistemde görevleri nedir? Bu melekler bize meselenin aslını göstermek için oradalar. Değil mi? Tamam sen ibadet ettin de bunun için ettin. Mesela mantık bu üzerinden gidiyor. Bu mantık üzerinden. Ben zaten biliyorum ki bunu. Ben biliyorum zaten kimin için yaptığımı. Ne için yaptığımı. O zaman bunlar benim dima ve vicdanımın kabirdeki suretleri olmasın abi. Münkerdeki dediğimiz ona. Sen kendine yabancı ise yabancısındır. Onlar da sana yabancı gelecekler. Yabancı gibi muamele göreceksin mümkün nakliyede. Yoksa sana enis yoldaş olacaklar. Bizleri ötelere taşımak için bezzah olacaklar. İstasyon görevlileri olan Münker ve Nekir önderliğinde bu mesele halledilecek. Kabir meselesi. Şimdi külliyatta geçen iki şey. Bir külliyatta geçmiyor. Estağfurullah. Bir külliyatta geçen bir mesele. Şöhret olmuş iki mesele üzerinde. Bunu bir örneklendireceğim abi. İbn Arabi hadisesinde neden melaike şaşırdı? Hani İbn Arabi biz bizdeydik, bize geldik diye bir hadise naklediliyor. Şaşırmaları farklı cevaplardan kaynaklanıyor. Yani Münker Nekir'in çalışmadığı yerden gelmiş abi. Şaşırdılar. Cevap geldi. Neden farklı bir cevap verdi peki İbn Arabi? Çünkü İbn Arabi kabir olduğunu bilmiyordu. Zaten aşmış yani. Girdiği alemi kabir olarak tanımlamadı. Gelenler belli bir esma mekanizması sonunda Münker ve Nekir. Dima yorumluyor, bir anlama süreci. Yani bir şey oldu, bir aleme girdi, soru sordular, cevap verdi. Burada İbn Arabi o kadar ünsiyet etmiş ki kendisini abi, Zahattin Vahdet-i Vücut Meşrebi bundan çıkıyor, o kadar ünsiyet etmiş ki, yani ondan diyor ki, sen belli var mı diyor yani şey melakeye. Sen misin, ben miyim, evet. Ben sen miyim, o sen, o ben miyim. Kim diyor ya. Yani. O kadar ünsiyet etmiş, birbirine girift olmuş. Bir de 11. meselede bir hadise var ya abi. Bir tane talebe men rabbike sorusu soruluyor. O da medresedeki bir cevap veriyor. Bir talebe vefat ediyor ders çalışırken. İlim talebesi olduğu için şehir hükmündedir. Kabirde Münker Nekir geliyor. Men rabbike diyor. Rabbin kim sorusunu soruyor. O da onlara men mübtedadır. Rabbik onun haberidir diye sarf ilminde göre cevap veriyor. Kendini medresede sanmış. O zaman Münker ve Nekir'e anlamadığı şekilde cevap verince afallıyor mu abi? Evet abi bunu yapabilirsin. Yol açın. Kapatır karıştır. Karıştırabilirsin abi. Çünkü sendeki bir hakikat hiçbir şeyde yok yani. Sen farklısın. Peki şey niye böyle yorumladı? Talebe niye böyle yorumladı? Vicdan olarak hazır ahirete gitmek için ama tefekkür olarak meseleyi halletmediği için ayrı gördü abi sistemi. Bir bütün göremedi yani. Talebe gibi gördü. Zanlar o şekildeydi. O şekilde oldu. Mesela. Harici meseleler gibi yetiştirmesi diye kabile lafına atıklar yapmıştım abi külliyattan. Bir abimin bir şeyi var. Onu da okuyayım bitireceğim. Külliyattaki benim gördüğüm en uyanık abi. Asım Bey. Üstad'a yazdığı mektubunda diyor abi. Vallahi 116. Bununla beraber ya Hazret riya değil, tasannu değil, içimden doğuyor. Gönül şöyle istiyor bazı diyor ki, ne istiyormuş abi gönlü? Bu fakir üstadından evvel kabre girsin. Ve siz dar-ı bekanın ilk kapısına gelinceye kadar dar-ı dünyada bulununuz ki bu fakir ve muhtaç olan talebenize arkasından göndereceğiniz dua ve hediyelerinizle mütenayim şad ve mesrur olsun. Ben gideyim sen kal diyor abi. Çünkü o kadar fena bir üstad olmuş ki cesetler farklı ama ruh bir. Evet. Şuraya bak ya. İnanarak söylüyor ha. Evet. Tasannu değil, riya değil. Hazret İnan. Öyle diyor yani. Tasannu değil, riya değil. Yani çünkü sen gitsen sana uygun ben amel yapamam. Evet. Ama ben gitsem bana uygun amel olur. Olur. Dua edersin bana bir. Bitiriyoruz abi. Var mı sual abi? Var mı? Ekleyen bir şey var mı abi? Yok. Subhaneke la ilmuna illa ma'alem feneyleke el alim hakim ve ahlu davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.